Televizyon programımız bilim insanlarıyla birlikteliğimizle sürüyor sevgili izleyiciler. Nanoteknolojinin uygulama alanlarını, önemini konuşuyoruz, konuşmayı sürdürüyoruz. Sayın Doçent Doktor Tarık Baykara'yla niye önemlidir'in son evet. cümlelerini ve uygulama alanlarını dünyada evet. sizden alalım. Şimdi tabii ki sağlık, tıp, biyomedikal alanları çok önemli. Burada milyarlarca dolar araştırma, geliştirme ve yenilikçilik anlamında yatırımlar söz konusu. Tüm dünyada bunu Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkeleri, Çin gibi ülkeleri de katmak gerekir. Ama ikinci üzerinde durmak istediğimiz önemli bir konu, izleyicilerimizin de dikkatini çekecektir, savunma alanı. Çünkü bir diğer önemli ölçüde paranın harcandığı alan bu maalesef diyoruz. Çok garip bir çelişki var. Evet, bir yandan da bu teknolojinin araştırılıp geliştirilmesinde savunma sanayinin ihtiyaç, beklenti, yatırımları da büyük rol oynuyor. Büyük değil mi? Rol oynuyor ve orada tabii oradaki gelişmeleri literatürden takip edemiyoruz. Çünkü bunlar çoğu gizlilik içeren teknolojiler. Ama elbette çeşitli yayınlardan elde edebildiğimiz ipuçlarıyla bu alanda çok önemli gelişmeler olduğunu fark ediyoruz. Bunlar sivil Örneğin, teknolojilerde yansıyor evet. değil mi? Şimdi Örneğin, bakın burada bir askeri operasyon esnasında büyük bir ihtimalle bir terörist yuvasına keşif amaçlı olarak burada gördüğümüz küçük mini bir helikopter gönderiliyor. Aynen. Şimdi bu son derece önemli çünkü bunun üzerine her türlü navigasyon sistemleri, video kamera sistemleri, görüntüleme, teşhis edebilme sistemleri konulduktan sonra kimin nerede olduğunu tespit edildikten sonra operasyon başlayabiliyor. Bu aynı zamanda deprem felaketlerde her enkaz, şeyde kullanılabilecek tehlikeli şekilde. Yerlere de şimdi bu şekilde küçük sistemler yapıldıkça, nano bileşenler kullanarak bu ne kadar küçük belki sinek oldukça, büyüklüğünde bir şey bile gönderilebilecek. Burada çok değil güzel mi? Bir şeye konuya şey yaptınız. Zaten nanoteknolojinin en büyük ilham kaynağı da doğadaki yaşamdan, yani arıları, sinekleri, kuşları örnek alarak o mekanizmaları nanoteknoloji alanında nano bileşenlerle nanobiyoteknolojiyi de buna ekleyerek yapma ve özellikle savaş alanı, operasyon alanında çok net bir şekilde nanoteknoloji sistemlerinin kullanılması ve bu alanda da çok hızlı gelişmelerin söz konusunun olduğunu görebiliyoruz. Ve dünyadaki belirli sorunlu bölgelerdeki bazı operasyonlarda, tabii bunu kamuoyu takip edemeyebilir, hissedemeyebilir ama çok hızlı gerçekleştirilen pek çok operasyonun arkasında artık nano teknolojiyi görebiliyoruz ve hissedebiliyoruz. Nasıl internette bir zamanlar aynı, askeri bir projeydiyse sonradan şekilde, sivilleştiyse. Aynı şekilde. Ben kişisel olarak şöyle bir şeyim oldu mesela. Bir koruma sistemi tasarlamıştık 2010 yılında. Burada mesela nasıl bir koruma sistemi? Koruma sistemi çok yüksek kalibreli kurşuna karşı insanların, araçların korunması. Yani kurşun geçirmez sistemlerin daha yüksek kalibreli şeylere evet. karşı. Bu 20 milimetre olarak bilinen bir makineli tüfek mermisi. Gördüğünüz gibi sistemimize çarptıktan sonra biraz yamularak durdurulmuş. Evet. Şimdi bu yamulmayı biz nasıl sağladık? Bunun önüne nano elyaflardan, nano fiberlerden oluşturulmuş. Bu mermi sisteme çarptığı anda bu nano fiberlerin etkisiyle bir anda yön değiştirmiş. Bu yön değiştirmeyi burada hissediyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla gördüğünüz gibi yoluna devam etmiyor, edemiyor ve orada saptığı anda hemen orada kalabiliyor. Kayboluyor. Bu tabii şimdi çok önemli bir şey. Çünkü 20 milimetre aşağı yukarı korunması son derece zor olan bir mermi türü. Bunun önüne nanofiberlerden oluşmuş bir sistem bu saptırmayı sağladığı için böyle bir koruma seviyesini gerçekleştirmiştik. TÜBİTAK'taki araştırıcı evet. arkadaşlarımızla, uzman mühendislerimizle bunu yaptık. Silahlı kuvvetlerle işbirliği içerisinde bunu yapmıştık. Daha sonra bu çalışmayı LAV silahı denen daha öldürücü silahlarda da denemiştik ve çok çok da başarılı neticeler almıştık. Bu evet. bakımdan yani evet bir yandan insan hayatını uzatmaya dönük olarak tıp alanında olağanüstü gelişmeleri izleyeceğiz hep beraber ilaçlarda, tedavi yöntemlerinde. Ama bir yandan da savunma amaçlı, ülke savunmasını şeyle beraber düşünmek lazım. Anti terör olarak da yani tabii, terörist saldırısına karşı koruma da. Kapsamındaki çalışmalarda evet. da nanoteknoloji çok elle tutulur karşı koyma teknikleriyle
o da bir anlamda günlük hayatımıza girmiş olacak. Başka hangi alanlarda hocam acaba nanoteknoloji gündelik hayatımızı etkileyebilecek veya etkilemeye başladı bile? Şimdi bununla ilgili popüler bir takım şeyler göstermek isterim. Şimdiden özellikle tabii tekstil çok önemli. Biraz sonra getirdiğim örnek üzerinde bir demo da yapma imkanımız olacak ama özellikle spor araçları, raketler, kaykaylar, miğferler, bisikletlerimizde, su kayaklarında bol miktarda kullanılıyor. Özellikle de karbon esaslı, karbon nanotüp dediğimiz günümüzün özellikle ileriye dönük olarak en iddialı ve en çok beklentisi olan malzemelerinden bir tanesi. Bunların ne faydası var? Bisiklet klasik malzemeyle kullanılmış, nano ile kullanılmış. Ne farkı var hocam? Vallahi bisikletinizin 1 kilogram ağırlığında olduğunu düşündüğünüz zaman tüy gibi hafif bir bisikletinizi her yere taşıma 15 kilogram yerine 1 kilogram olduğunu düşünün. Bu tabii olağanüstü bir şey. İstediğiniz yere götürebileceksiniz, istediğiniz yere şey yapabileceksiniz. Ve belki de katlayabileceksiniz. Daha da dirençli çok üstelik önemli. Değil mi? Evet. Daha sonra tabii otomotiv sektörü çok büyük önem taşıyor. Hemen onunla ilgili de bir gösterim eğer aslında bu söylediğin şey otomotiv sektörü için de çok önemli. O kilo ağırlık meselesini Şimdi mesela bir otomobil üzerinde nerelerde bu söz konusu olabilecek? Gördüğünüz gibi baştan aşağı camlardan başlayarak tampon bölgesinde motor sistemlerin içerisinde. Çünkü biz ne kadar çok emisyonu azaltmak istiyor isek o kadar da aracımızı hafif yapmamız lazım. Tabii karbon, hafiflikte, havayı az kirletmek istiyorsak. Aynı şey aynen. Bunun çözümü de özellikle nano esaslı bileşenlerin araca monte edilmesiyle ancak bu mümkün olabilir. Peki gerçekten hafif oldukları kadar da dayanıklı mı? Tabii. Özellikle zaten karbon nanotüplerden bahsetmemin sebebi bu. Karbon nanotüplerin çeliğe nazaran 5 ya da 6 misli çekme dayanımı var. Hmm. Ne demek istiyoruz? Yani mukavemeti, dayanımı, gücü son derece olağanüstü yüksek malzeme bunlar. Ve düşünün ki karbon aynı zamanda bizim vücudumuzun da bir bileşeni olduğu için. Yani vücudumuzda da son elmasın derece... Elmasın da bileşeni değil mi? Elmasın da bileşeni. Evet. Hatta çok enteresandır, bunu da eğer gösterebilirsek, yapay kas yapımıyla ilgili olarak böyle bir gösterim var. Bu karbon nano tüplerin gördüğünüz gibi bir kas sistemi içerisinde. Yani bir zamanlar bir şey vardı, Superman hayali vardı. Bu Superman hayaline uygun olarak bilim ve teknoloji bizi sanki biraz oraya doğru götürüyor. Şimdi yakınlarda değilse bile belki yani 30-40-50 yıl sonra şöyle bana kaslı bir kol lazım deyip değil mi? İnanın 30-40 yıl olmayacak. İnanın olmayacak. Olmayacak 20 yıl civarında bir ben gelecekte bunun olabileceğini görüyorum. Çünkü olağanüstü yüksek çalışmalar özellikle karbon nanotüp dediğimiz. Karbon nanotüplerin de değişik tipleri var galiba değil mi? Birkaç tipi ki, var ve farklı fonksiyonları mı var hocam? Fiberler olduğu zaman çekme dayanımı ile ön plana çıkıyor. Fiber olarak kullanmayacağınız takdirde bir kompozit yapı içerisinde grafen teknolojisi dediğimiz son derece önemli. Türkiye'de de önemli araştırmalar yapılıyor şu sıralar. Dolayısıyla da, daha neler var bilmediğimiz değil mi bu alanda? Evet. Şimdi bu karbon nanotüplerden bahsetmişken bu yine izleyicilerimizin çok ilgisini çekecektir. Bu uzay yansıma sensörü. Şimdi bu nedir diyeceksiniz. Nedir? Evet hemen soruyorum. Şimdi başta NASA pek çok ülke uydu teknolojileri vesaire biz atmosfer dışına araçlarımızı roketlerle gönderiyoruz. Evet. Her yerde bu atılmıyor biliyorsunuz. Amerika'da, tabii. Rusya'da, Çin'de sadece ve atış rampaları var. Ve çok riskli bir operasyon. Riskli operasyon çok pahalı. Bunun yerine 90'lı yılların sonundan itibaren acaba biz madem bu karbon nanotüplerle çelikten 5 misli daha dayanıklı fiberler elde edebiliyorsak son derece de hafifse dayanıklıysa niye bir asansörle bunu yapmayalım? Yani uzaya asansör mü çekeceğiz? Evet, kilometrelerce uzun olsun. Bunun üzerine çeşitli platformlar koyalım. Biz ara direkt oraya ara geçiş istasyonları olsun, evet, metro istasyonu gibi. Bu tabii tam anlamıyla ilk çıktığı zaman bilim kurgu niteliğindeydi. Gördüğünüz gibi karbon nanotüpten oluşmuş yeryüzünden atmosfere doğru yükselen ve belirli platformlarla içerisinde çeşitli araştırma laboratuvarlarının, gözlem laboratuvarlarının olduğu sistemlerin. Çünkü malzememiz çok ciddi anlamda dayanıklı olduğu için
Ve kolay üretilebilir, kolay çoğaltılabilir. Da, tabii şimdi orada sıkıntılar sıkıntı var. Onu o kolay üretimi sağladığımız anında bu gündeme gelecek konulardan bir tanesi. Belki işte gelecek kuşakların sıkıntıları çok katlı apartmanlar yerine çok sayıda uzaya doğru yükselen asansörlerden olabilecek. Bu şu anda çok ciddi bununla ilgili özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli cemiyetler faaliyetler gösteriyor, demolar yapılıyor. Fakat şu andaki malzeme bilgimiz itibariyle bu feasible. Yeter ki olabilir. Biz evet, yeter olabilir. Ki. Yeter ki biz karbon nanotüpleri istenen uygun maliyette, ıslanan hızda üretebilirim. Galiba o noktaya doğru gidiyoruz. Evet. Biraz sonra sizinle de söyleşiyi sürdüreceğiz. Uzaya doğru gidiyoruz ama Çağatay Hocam sizinle de kalbimize doğru gidelim. Kalple mühendislik teknolojileri arasında tabii nano düzeyde de galiba çok ciddi gelişmeler var. Neler var hocam? Evet, yani ben bir makine mühendisi olarak öncelikle bu kalp hastalıkları ilgili çalışmalar yapıyorum. Bana en çok sorulan soru sen makine mühendisin yani kalpte ne işin var diyorlar. Ne işin var yani doktorlar sonuçta bu konuda uzmanlar onlar çalışıyorlar. Yani öncelikle bunu bir açıklamak istiyorum. Yani makine mühendisine baktığımızda yani kalple ilgili problemlere de ilgi duymamız aslında mühendisin geldiği noktayı gösteriyor. Yani artık makine mühendisi öyle problemlerle ilgileniyor ki bu kalbi bile kapsıyor. Klasik anlamda makine mühendisi mekanizma bilimi aslında. Mekanizma dediğimizde birbiriyle etkileşim halinde çalışan düzenekler. Yani bunlar mesela bir araba, işte az önce bahsettiğimiz çeşitli karmaşıklıktaki makinalar, işte uçaklar. Klasik anlamdaki makine mühendisinin ilgilendiği problemler bunlar. Ancak vücudu düşündüğünüzde aslında vücut da çok karmaşık bir mekanizma. Yani birbiriyle beraber çalışan çeşitli makineler, sistemler bütünü. Sistemler bütünü. Yani hücre bazında düşünebilirsiniz bunu. Hücreler bir arada çalışarak işte organları oluşturuyorlar. Organlar bir arada çalışarak sistemleri mesela sindirim sistemi, dolaşım sistemi işte solunum sistemi gibi ve bunlar da bir arada işte vücudumuzu oluşturuyor. Devasa ve mükemmel biçimde çalışan bir organizma, yani işte bir mekanizma olarak karşımıza çıkıyor. Bu mekanizmadaki tabii problemler tüm diğer parçaları da etkileyebiliyor. Mesela kalp sistemi olarak düşündüğümüzde, kardiyovasküler sistem olarak düşündüğümüzde kalp damar sistemi. Tabii kalp damar sistemi vücudun tamamına yayılmış devasa bir ağdan bahsediyoruz burada, damar ağı. Sonra pompalama gücünü yerine getiren kalpten bahsediyoruz ve içerisinde işte besin, oksijen, çeşitli maddelerin olduğu dolaşan bir kan. Enerjimizde, her sistemimizde o sayede vücudumuza geliyor değil yani mi? Yani tabii kesinlikle. Yani kalp ve dağıtım şebekesi çalışmazsa. Kesinlikle öyle. Dağıtım şebekesi olarak işte kalbimiz bir motor burada. Evet. Ve işte dağıtım ağımız var. Düşündüğünüzde aslında bu bizim makine mühendisliğinin klasik problemlerinden çok uzak değil. Biz şimdiye kadar hep bu tür şebekeler mesela işte binaların işte sıcak su, soğuk su şebekeleri, çeşitli fabrikalardaki endüstriyel şebekeler bunlarla ilgilenmişiz. Ama son yıllarda biraz daha ilgimiz bu alana da kaydı. Yani biz bu konuda nasıl bir katkı sunabiliriz? Önceden elde edindiğimiz deneyimleri, bilgi birikimini ne şekilde kullanabiliriz? Bu alanda benim çalışmalarım kısacası. Herhalde aklımıza kalp sorunları deyince genellikle kalp kapakçığı, damar tıkanıklıkları, evet, kalp ritminde bozukluklar gelir hocam. Şimdi evet, bunların hangisi sizin ilginizi çekti ve mühendislik tekniğini ve bilgisini devreye soktunuz? Aslında hepsi diyebilirim. Hatta ne güzel. Bu liste daha da çoğaltılabilir. Evet. Yani çünkü bu bir dediğim gibi bir mekanizma. Yani kalp sistemini düşünecek olursak ve bu mekanizmadaki oluşan sorunlar tüm mekanizmayı etkiliyor. Yani tüm, evet, mekanizmanın performansını etkileyebiliyor. Yani bir damar tıkanıklığı mesela sadece o damarı ya da çevresindeki dokuyu etkilemiyor. Aynı zamanda kalp de daha fazla çalışma ihtiyacı ritmi duyuyor. Ritmi bozuluyor. Tabii bir yandan ritmi bozuluyor. Bu işte bizim çalışmalarımız öncelikle bu. Somut örnek verirseniz mesela kalp damar tıkanıklıklarında mühendislik nerede devreye giriyor? Kapakçık değiştirmede
ne yapıyorsunuz? Evet. Böyle somut yani örnek verir misiniz? Öncelikle mühendislik olarak iki şey yapıyoruz. Önce bu sistemi bir anlamaya çalışıyoruz. Yani çalışmasını, etkileşimlerini. Yani mesela bir kalp kapakçıyla işte damardaki kuvvetler arasındaki, kalbin çalışması arasındaki, kalbin üretmesi gereken mesela kuvvet arasındaki ilişkileri anlamaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de yaptığımız şey mesela hastaların ya da işte normal kişileri tıbbi görüntülerini kullanarak çeşitli benzetim modelleri geliştiriyoruz. Yani bu benzetim modelleri de şöyle açıklayabiliriz. Yine işte fiziksel yasaları kullandığımız matematiksel ifadeleri biz çözümlüyoruz. İşte mesela kalp için, damar için. Normal akış hızı budur. Ha, işte evet, normalde böyle, bu anormalde böyle tabii diyorsunuz. Kesinlikle öyle. Böylelikle daha iyi anlıyoruz. Mesela hastalıklı durumda bu sistemin hangi fonksiyonları yerine gelmiyor? Ne çeşit doğru anormallikler ortaya çıkıyor? Onları öncelikle da saptıyorsunuz. Tabii bu bir çözümleme olarak. Bu çözümlemeyi yaptıktan sonra tabii pratik yaklaşımlarla çözüm üretme. Bu çözüm üretmeyi de ya mesela işte bozuk olan bir parça, yani bir diyelim kalp parçası, ki kalp kapakçığı. Kalp kapakçığı, işte damarın bir kısmı gibi bir parçayı mesela en iyi şekilde nasıl tasarlayabiliriz? Yine bu benzetim çalışmalarını kullanarak tasarladığımızda tabii uyum sorunu en aza nasıl indirgenebilir? Doğru. Yani akışla etkileşim orada önemli. Vücudun reddetmemesi gerekiyor. Vücudun reddetmemesi lazım. Yani tasarım orada işte mühendislik devreye giriyor. Ya da şöyle yaklaşımlar da geliştiriyoruz. Mesela çeşitli ameliyat senaryolarını bu benzetim metoduyla ameliyat olmadan önce de sanki ameliyat olmuş gibi olsa ameliyat böyle olur diye ortaya koyabiliyorsunuz yani değil mi? Birkaç senaryo mesela en uyumlu işte mesela işte en normale yakının hangisi olabilir? Onu bile test etme şansımız oluyor. Benim çalışmalarım işte bu modelleyerek özellikle hastalıklı durumlarda işte kalbin çalışması nasıl sekteye uğruyor? İşte etkileşimden işte alt parçalar arasındaki etkileşimler nasıl anormal duruma geliyor? Sonrasında ürettiğimiz işte bu kalp kapakçığı üzerine ben özellikle çalışıyorum. Evet, kalp kapakçığını üretiyorsunuz. O da çok özel bir çalışma, özel bir proje anladığım kadarıyla. Yani neden üretiyorsunuz bu kalp kapakçığını? Damarın kendisinden mi, başka maddelerden mi? Yani şu an tabii vücutla uyumlu biyomalzeme dediğimiz maddelerden üretiliyor genellikle kalp kapakçıkları. Örneğin? Yani mekanik malzeme çeşitli işte polimerler, vücuda uyumlu polimerler. Yani vücudun dokusu dışında tabii yapay dıştan gelen maddeleri siz vücuda kabul ettiren, vücutta çalışabilecek hale getiriyorsunuz mühendisliğinizle, tabii öyle kesinlikle mi? Tabii kesinlikle, ama orada bir de tasarım da önemli tabii. Sonuçta kapakçık valve dediğimiz yapıların tasarımı, yani akışı çok engellememesi gerekiyor. Sistemin yüklerini çok arttırmaması gerekiyor. Yani, bütün o yaptığınız ön değerlendirme tespitlere tabii göre ona en uygun çözümü vücudun dışından da bulan bir teknoloji. Hani biyonik insan dediğimiz olay tabii yani belki sizin sayenizde gerçekleşiyor. Ona bir adım. Yani dediğim gibi bu çok çeşitli gruplar hep bir arada benzer problemlere çalışıyorlar. Biz de buna katkı sunuyoruz. Yani bir yaklaşım böyle. Mekanik diyoruz biz bunlara. Mekanik kapakçıklar. Ama şu anki trend vücuda daha uyumlu. Yani vücutla beraber hatta kendini vücuda adapte edebilen, gelişebilen canlı kapakçıklar yapma üzerine. O biraz doku mühendisi, genetik mühendisiyle daha yakından ilişkili. İşte kök hücreler burada önemli. Yani kök hücreler vücudumuzda ki hücre deposu olarak tabir edeceğimiz depodaki hücreler ve bunlar ihtiyaca göre başka hücrelere her türlü dokuya dönüşebilen hücreler vücudumuzda işte kemik iliğinde, kanda, kalpte bu hücreler mevcut ama kendilerini dönüştürebilme kapasiteleri sınırlı. Şu anki yaklaşım ise bu kök hücreleri kullanarak tercihen kişinin kendi hücrelerini kullanarak vücut dışında işte fonksiyonel yapıları işte şekil olarak, işlev olarak aynı zamanda içinde hücreler yaşadığı için de canlı olarak üretebilme. Ürettikten sonra vücuda yerleştirdiğimizde bir adaptasyon sorunu ortadan kalkacak. Çünkü sonrasında kendi hücreleri. Kendi hücreleri. Sonra bu mekanik kapakçıklarda çeşitli ilaçlar, ömür boyu süren tedaviler ve hastanın işte yaşam kalitesi düşürücü yan etkiler var. Bunlar tamamen ortadan kalkacak. Bu şekilde işte vücut mühendislik dışında çok yönlü bakıyor olaya. Tabii, yani değil mi? Ve yani diğer branşların hepsinden de yararlanıyor. Kesinlikle. Belki yani mekanik olanların da şu anda diğer teknikler geliştirilene kadar yaşam kalitesini
daha kontrollü artıran etkisi var. Ama anlattığınız açılımlarla yani da galiba daha fazla insan sağlığı kalitesi söz konusu olacak gelecek kuşaklar için. Yani evet, öyle özetlenebilir. Yani sonuçta kişinin ölmesi engelleniyor kalp kapakçığı değiştirildiğinde. Ama işte ömür boyu süren bir tedavi var. Yani işte ilaç kullanımı, kanı ince. Ama ona razı olacak çok insan vardır. Çünkü şu anda tabii o doğal dokuyu bulamadığımıza göre. Sermet tabii. Hoca'ya dönmek istiyorum izninizle. Çok güzel bilgiler tabii. Verdiniz Çağatay Hoca. Şimdi sizin çok somut bir evet. Projeniz var. Protez ortez diye biliyoruz ama nedir o? Bu da protez teknolojisine yeni bir açılım katkı getiriyor. Benim aldığım ilk bilgilere göre. Evet. Onu sizden dinleyelim şimdi hocam. Şimdi öncelikle seyircilerimiz için hani olayı biraz anlatabilmek, bir temeli oluşturmak. Yani biz şu anda başlangıç olarak ortezle ilgileniyoruz. Yani protezle ortezin farkını söylemek gerekirse protez evet. Olmayan bir uzuv yerine konan mekanik sistem. Biz ortez kısmında olan yalnız işlevini ya yerine getiremeyen ya da tam yerine getiremeyen. Hmm. O şekilde ilgileniyoruz. Hocalarım biraz önce bahsettiler işte insan ömrünün uzaması ve tamam uzama oluyor ama yaşlanma etkileri ortadan kaldırılamıyor. Onun için kaliteli bir yaşamı sağlayabilmek için biz ortezle bir insan yaşamını daha iyi şekilde gerçekleştirebilecek bir cihaz geliştirmeye çalışıyoruz. Daha çok ayak kısmında yürümeye yardımcı bir cihaz, ayağı dışarıdan destekleyen. Bu şu an zaten kullanılan bir sistem. Çocuk felci rahatsızlığı olanlar, omurilik zedelenmesi olanlar, ayak kaslarında erime olanlar ya da yaşlanma etkileriyle sonuçta yürümede sıkıntı çekenlerin ayaklarını tamamen dışarıdan destekleyen bir sistem. Böyle sistemler şu an ülkemizde var. Yalnız çok iptidai iyiydi. Dışarıda güzel sistemler vardı. Bu benim tamamen lise hayalimdi. Lise zamanımda ortaya çıkmış bir hayaldi. Üniversite tıp fakültesinde görmüştüm. Bunu daha insancıl, yaşam kalitesini daha arttırılabilir bir sistem haline getirilmek. Onun için zaten bu sistemin adı uzun yürüme cihazı. Projemin de adını duyarlı uzun yürüme cihazı olarak gerçekleştirdik. Kimlere ne faydası olacak hocam? Şimdi bu yürüme zorluğu çekenlere birinci olarak, ondan sonra ayak kaslarında yürümeye yetecek gücü sağlayamayan insanlara ya da diz kapaklarında sıkıntı olanların yürümesini hem sağlayacak, bundan öte yürümesini de kaliteleştirerek eskisinden neredeyse bir fark olmayacak şekilde, yani dışarıdan fark edemeyeceğimiz şekilde her türlü koşulda yürümesini sağlayabilecek bir şey. Çünkü şu anda kullanılan sistemlerde hastalarımız, konuştuğumuz insanlar hem çok rahatsız, hem yürüme kaliteleri çok düşük. Merdivenden çıkış, iniş, yağmurlu, karlı havalarda yürümek gibi şeyler çok düşük. Biz bunu duyarlı dediğimiz işte bir şekilde getirerek ortam şartlarını, hastanın üzerinde aldığı feedbacklerle, geri dönüşümlerle, sinyallerle yürümeyi, ayak hareketini, dize koyduğumuz bir kilitle ne zaman kilitlenmesi gerektiğini, ne zaman açılması gerektiğini sağlayacak şekilde bir sistem tasarlayarak yürümeyi kolaylaştırıyoruz. Burada şöyle bir teknoloji mi devreye giriyor? Bir yandan hem teknik bir takım kolaylaştırıcılar vücuda ayağa bağlanmış oluyor. Hem de o kişinin yürüme eğilimini, tavrını kestirip veya programlandığı şekliyle o da kendine göre bir şekil alıyor. Şu an yaptığımız sistemle mesela daha çok ayağın tabanına yerleştirdiğimiz kuvvet sensörleriyle siz ayağınızı bastığınızda veyahut da diğer ayağınızın altına da sensörler koyuyorsunuz. Yürüyüşün hangi pozisyonunda olduğunu algılayarak dizdeki kilidi kendi otomatik olarak kilitliyor. Bu yani sayede. Protezi robotlaştırmış gibi oluyoruz. Evet, duyarlı hale. Duyarlı tamam. Hale getiriyoruz. Duyarlı hale getiriyoruz. Bu da insanların, o yürüme zorluğu çekenlerin hayatını kolaylaştıracak bir teknolojik gelişme kesinlikle. Değil mi hocam? Kesinlikle. Bu şu aşamada zaten son hale geldik. Geldi değil mi? Siz bu arada bütün bu anlattığınız projelerin hemen hepsinin TÜBİTAK destekli olduğunu da vurgulayalım değil mi? Evet. Ben bunda hem TÜBİTAK'tan hem Sanayi Bakanlığı'ndan aldığımız bir destek var. Okul içerisinde şirketimizi kurduk. Aslında bu bir aynı zamanda yarı ticari proje olarak da düşünülebilir. Hem kamunun desteklediği hem de bir girişimcilik projesi girişimci. Oldu. Evet, girişimcilik yönünü de bir sonraki bölümde peki. Ayrıntılı olarak sizden alacağız. Sevgili izleyicilerimiz, televizyon programı ilginç söyleşileriyle sürecek.
Kısa bir aramız var, ayrılmayın.